Özgür Gündem gazetesi kapatıldıktan sonra biz yeni bir gazete kurduk. Okurlarımızın haber ihtiyacını karşılayabilmek için Özgür Ülke'ydi ismi. Özgür Ülke gazetesi Kadırga'da, İstanbul Kadırga'da 3 katlı bir binada çalışıyordu. Bir de İstanbul'da bir şubesi vardı, bir bürosu, idari büro. Bir de Ankara'da Ankara büromuz vardı. Böyle birkaç yerde daha olabilir büromuz ama özellikle bu 3 büro önemli. Çünkü gerçekten de işte 3 Aralık sabah saatlerinde aynı anda bombalandı. Yani bunun aynı anda bombalanması, işte kullanılan bombanın TNT mi deniyor, C4 mi deniyor, tam tabii anlamam ben o işlerden, yapılması itibariyle bunun zaten devlet tarafından yapıldığına dair çok büyük bir işaret. Gerçekten tabii evet gece yarısı bombalanıyor. Bunda herhalde amaçlanan hani insan ölecekse az insan ölsün diye. Ama özellikle bizim işte gazeteyi yaptığımız merkez büromuzda Kadır'daki 3 katlı binada en alt katta biz orayı da kiralamak istemiştik ama alamamıştık bir türlü. Orada bir otomobil garajı ve tamirhane vardı. Düşünün öyle bir yere herhalde onlar gece işte kapattıklarında giriyorlar ve polis oraya son derece profesyonel bir şekilde bombayı yerleştiriyor. Ve bizim bulunduğumuz bir ikinci kat ve üçüncü kattaki binamız yerle bir oldu. Aslında işte onlara göre hani biz sadece binaları havaya uçuralım, gazete yapamasınlar diye kendilerini savunabilirler ama özellikle bu merkez binamızda o zamanlar işte 3 baskı yapıyor gazeteler, diğer gazeteler gibi gece 11-12'de baskı yapan bir gazete olarak orada insanlar vardı. İşte o gecenin o saatinde işte saat diyelim ki işte 1'de işleri bitmiş, o insanların bir kısmı işte evlerine gidemiyorlar o saatte, işte yol, otobüs yok, şey yok, o zamanlar zaten metro falan başlamamış. Bu şekilde bina bombalanıyor, oradaki arkadaşlarımız bombalandıktan sonra tabii büyük bir yangın da çıkıyor. Binanın arka kısmından işte ikinci kattan, üçüncü kattan insanlar bir şekilde kendini yere atıyorlar, iniyorlar oradan. Ve işte kapıda yakın olduğu için girişte, gazetenin girişinde, o birinci kat girişi olduğu için Ersin Yıldız arkadaşımız, gece nöbetçisi olan, kapıda nöbetçi olan arkadaşımız hemen orada ölüyor. Ve bombalandıktan sonra işte yaralılar hemen işte ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor. İşte orada hastaneye kaldırılamayanlar, yarı yaralı işte insanlar hemen polis geliyor, onları gözaltına alıyor. Onları gözaltına götürüyorlar. Yani gazetenin gazeteyi yapan gece ekibi birisi öldü, birçoğu yaralandı ve o sağ kalanların hepsi gözaltına alındı. Böyle bir gece yaşadık. Yani evet dediğiniz gibi bir bina bombalanmadı aslında. Yani onlar öyle kendilerine göre belki planladılar ama sonuç itibariyle arkadaşımız öldü, yaralanan arkadaşlarımız oldu. Üstelik de utanmadan orada sağ kalan arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. Şimdi şöyle, ben yani işte 33 yıldır bu gazetelerde çalışıyorum. Genelde erken giderim gazeteye, çok erken giderim hem de. O gün de çok erken gittim. İşte o bulunduğumuz yerde ayakkabı imalathaneleri vardı. Yani ya fabrika diyebileceğimiz imalathaneler vardı. Orada tiner gibi uçucu maddeler falan kullanıldığından orada sık sık yangın çıkan bir yer. Yani ben her gittiğimde yani haftada bir gün, ayda bir gün oralarda küçük ya da büyük yangınların falan çıktığı bir yer. Ben gazeteye yaklaşırken yine itfaiye sesleri vardı. Bir yerlerden yanık kokusu geliyordu. Ben dedim herhalde yine bir imalathaneden biri yandı. Ama o nedenle eminim yani şey köy rahat bir şekilde kaygılanmadan gazeteye gittim. Ancak o işte meydan
var orada biraz, küçük bir park var. Oraya geldiğimde işte gazete şey binamız yanıyordu hala. İşte itfaiye bir yandan çalışıyordu. İşte bir yandan soğutma çalışmaları vardı. Etrafta birikmiş halk, insanlar bakıyordu. Ben baktım, çevrede dolaştım. Tanıdık hiçbir insan yok. Ben yani oraya ulaşıncaya kadar biraz önce anlattığım gibi arkadaşlarım bir kısmı hastaneye kaldırılmış, bir kısmı gözaltına alınmış. Bizden kimse yoktu. Sadece halk meraklı insanlar gazete şeyin söndürülmesini izliyordu, binanın kapkara bir hale gelmiş zaten. Bizim bulunduğumuz, çalıştığımız esas haber merkezi zaten olduğu gibi aşağıya çökmüş, o tamirhaneye. Üst katta da yarım yamalak şeyler var. Hatta benim o çalıştığım odada işte Macintosh yamuk bir şekilde gözüküyor. Ben bunun üzerine hemen benim o andan da o dönemde de çalıştım. Hedef gazetemiz, bir dergimiz var bizim. Oraya gittim ve hemen o gün ya da ertesi gün matbaaya gidecekti, basılacaktı Hedef dergisi. Düşünün zaten 3 Aralık demek ki ay başındayız. Hemen şeyin derginin, aylık derginin manşetini değiştirdim. Birinci sayfasını değiştirdim. İşte bombalama haberini koydum gazetelerimizin. Sonra onunla uğraşırken o zamanlar cep telefonu falan yok. Hani dışarıda kalan o gün sabah gececi olmayan arkadaşların birini arasam nerede oldukları belli değil kimsenin. Evlerini falan bilmeyiz birbirimizin. Cep telefonu yok o nedenle. Sadece ben hani biraz önce hiç olmazsa bu bizim dergiyi anlamlı bir şekilde yapayım diye uğraşırken bizim derginin ev telefonu çaldı. Yani normal telefon yani çaldı. Karşımda Gülten Kışanak vardı. Gülten dedi, hoca ne yapıyorsun? Dedim böyle böyle işte dergiyi düzeltiyorum. Ya dedi, boş ver sen onu, hemen gel şuraya, şu adrese gel. Dedim ne oluyor? Dedi gazeteyi yapıyoruz. Ben tabii koşa koşa gittim. Ondan sonra işte baktım yani pek çok yerden insanlar gelmiş. Bayağı kalabalıkça bir grup vardı. Çeşitli sol dergilerden, Kürdistani dergilerden aylık çıkıyordu onlar o zamanlar. Çoğu, hemen hemen hepsi galiba aylık çıkıyordu. Onlarla birlikte hemen bir toplantı yaptık. Toplantı çok kısa sürdü. Hemen 5 dakikada karar alındı. Karar şuydu, hemen evinde bilgisayarı olanlar, o zamanlar PC'ler falan yok. Sadece Macintosh var ve herkeste de yok yani öyle olan birkaç kişi. Dedik ki herkes Macintosh'unu alıp geliyor ve gazeteyi yapıyoruz. Gerçekten de işte çeşitli gazetelerde, günlük gazetelerde çalışan arkadaşlar o gün hemen telekslerden haberleri getirdiler. Herkes işte kenara çekilip haberini düzeltti, yazdı, edit etti. Sonra işte şey için, mizampaj için başka bir yere gidildi. O zaman Aydınyer ve filmle yapılırdı gazeteler. O tabii telaşta ve o ilk günde gazeteyi ancak 4 sayfa olarak yapabildik. Ama matbaaya yetişti ve ertesi gün bayilerdeydi. Yani gerçekten bir yanda müthiş bir faşist saldırı, yani bu katliamcı bir faşist saldırıydı. Ancak ona karşı bir araya gelen bütün sol güçler, devrimci güçler bu saldırıyı bu şekilde karşılamış oldular. Yani gazetenin ertesi gün bayilerde olması o anlamda verilebilecek en güzel cevaptı. Biz gazeteciyiz yani başka ne yapabiliriz ki bizi bombalayanlara karşı? Şöyle, o gazete binasının başından sonuna kadar dekor edilmesi, tefriş edilmesi, içinin malzemelerin alınmasını baştan sona işte yönetmiş bir insan olarak o şeyin, binanın ne kadar zor yapıldığını biliyorum. Yani kiralamak için bile yer bulmakta çok zorlanmıştık. İşte kiraya için bir sürü depozito, çok büyük paralar depozito koyduk. O aletlerin, içeride kullanılan aletlerin bir kısmı Türkiye'de yoktu. Avrupa'dan getirdik. Parayı nasıl buldunuz derseniz, Avrupa'da pek çok kereler geceler düzenledik. Ben çoğuna ben gittim. Oradaki gecelerdeki hasılatı, işte yardımları ben getirdim. Çok büyük masraflar yaptık. Yani acayip büyük masraflar yaptık.
Ve ben sabahleyin o şeyi gördüm de, yanan binayı gördüm de, dedim bu sefer evet başardılar. Şundan başardılar. Yani bu bina nasıl bir daha tekrar böyle bir binayı biz dekore edebiliriz, içine malzeme koyabiliriz. Yani bir daha çıkaramayız anlamında değil ama o yaşadığımız 3-4 yılı bildiğin için bu 3-4 yıl yine böyle 3-4 yıl lazım olacak. Tekrar insanlardan nasıl para isteyeceğiz, yardım isteyeceğiz diye. Yani o anlamda dedim bu sefer başardılar. Çünkü arkadaşlarımızı öldürmüşlerdi, arkadaşlarımız hapse atmışlardı. Bazı arkadaşlarımız sürgüne gitmek zorunda kalmıştı. Böyle bütün bu bize yönelik baskıları, saldırıları savuşturmuştuk ama bu sefer dedim evet galiba başardılar. Uzun bir süre gazete çıkaramayız. O nedenle o gün yani çok duygusuz olarak yani toplantıdan tabii heyecanlandım ama yani nasıl çıkar küçücük küçük odalar bizim çalıştığımız bina gerçekten muazzam bir eskiden de zaten gazete için yapılmış bir binaydı fakat kullanılmıyordu bir süredir. Öyle bir binaya rast gelmiştik, güzeldi. Şimdi ondan sonra gazete yapılır mı? Yaptık o anlamda. O yapış anında bir heyecanı yaşayamadık. Yani bir farkında olmadık ama yaptık gazete. Bitti. Hatta matbaa işe kabul edecek mi? Dağıtım sorun çıkartacak mı? Ertesi gün bayiden gazeteyi aldığımda ben 2 yıldır hep kontrol için mutlaka gazetemizi bayiden alırım. Hangi bayiye gelmiş gelmemiş falan diye. Ertesi gün de işte gittim bayiden gazetemi aldım. Var mı dedim önce. Hani dağıtımı getirmiş mi, matbaa sorun çıkarmış mı? Hepsini gece takip edememişim. Görünce yani ağlamamak için kendimi zor tuttum. Ya devlet aklı bence kendini geliştirmeye çalışıyor. Yani kafa aynı, anlayış aynı fakat yöntemlerini değiştirmeye çalışıyor. Yani özellikle son 10 yılda biz gazetelerimizi tekrar çıkardık. Yani bazen işte bizi çıkar çıkmaz kapattılar. Ertesi gün yine çıkardık. Bazen işte zorlandık, haftalık oldu, ara verdik. Yani ara verdiğimizde de en azından haftalık gazetelerimiz hep oldu bizim. Ondan sonra en sonunda işte onlar kendince demokratikleşmek anlamında, işte Avrupa'ya uyum yasaları anlamında demokrasiyi biraz ucunu gösterdiklerinde biz gazetelerimizi daha iyi çıkardık. İşte ismiyle çıkardık. Ondan sonra daha fazla yazarla çıkardık. Daha iyi modern baskılarla yaptık. Zaten kurumlaşmamız çok gelişti. Yani sadece gazete çıkarmadık. Televizyonlar kurduk, ajanslar kurduk. Ondan sonra çeşitli işte yerel televizyonlarımız oldu. Bir şeylerimiz oldu, internet sitelerimiz oldu. Bu anlamda biz kendimizi çok geliştirirken devlet aklı da yani bunları nasıl engellerim? Eskisi gibi tabii bombalayarak, öldürerek işini yapamaz hale geldi ama bunun yerine şimdi de işte toplu davalar yapıyorlar. Yani önce Keceke basın dedikleri davada 46 arkadaşımız yargılandı. Uzun süre cezaevinde yattılar arkadaşlar. Daha sonra işte yazın biliyorsunuz Haziran ayında Diyarbakır'da 20 arkadaşımızı alıp sonra 16'sını tutukladılar. Sonra o yetmedi. Geldiler Ankara'da Ekim ayının sonunda 11 arkadaşımızı alıp 9'unu tutukladılar. Yani devlet aklı öldürmese de bir nevi gazetecilik yapamam anlamında arkadaşlarımızı cezaevlerine atıyorlar. Nitekim zaten işte biri ev hapsi, biri adli kontrol olmak üzere tam 40 arkadaşımız cezaevindeydi. Dün birisi tahliye oldu. 39 arkadaşımız hala şeydedir, cezaevindedir. Hükümlü, tutuklu olaraktan. Ya dediğim gibi özellikle şey var. Yani bir yani bizi yok etme anlayışı var. Bu yani modern zamanlarda biraz daha farklı oluyor. Ama yani şeyle bu Kadıcı'daki binamızın bombalanmasıyla bizim kaybettiğimiz maddi değerle inanmazsınız Diyarbakır'da bizim şu anda kaybettiğimiz maddi değer hemen hemen aynı biliyor musunuz? Korkunç bir aslında şey var, maddi bir zarar var. Evet, binayı yakmıyor, yıkmıyor ama buradan aldığı teknolojik maddeler o kadar pahalı ki aslında
Diyarbakır artı Ankara'dan götürülen ve şu anda devletin elinde olan, polisin elinde olan malzemelerin ederiyle, belki de kadırgada bizim yanan bombayla yok edilen binalarımızdaki maddi hasar aynıdır. Bu anlamda devlet yani sadece şeklini değiştirmiş olarak bize yani maddi ve manevi zararda bulunmak da istiyor ve hala bundan devam ediyor. Yani hala devlet aklı bizi işte bu şekilde korkutarak, bombalayarak, hadi bombalamaktan vazgeçtim diyor. İşte gelip basıp bir buradaki işte eşyalarımızı götürerek, bizim bu eşyalar olmadan gazetecilik yapamayacağımız bilindiği için götürüyor. Sonra belki bir yıl sonra verecek, iki yıl sonra verecek ama pek çok örnekte biliyoruz ki götürdükleri aletler kayboluyor, bozuluyor, yanıyor, yıkılıyor ve o nedenle çok ciddi bir maddi zarar veriyor. Oysa biz bunları işte gerçekten halkımızın, zaten fakir olan, yoksul olan halkımızın katkılarıyla alabilmiş insanlarız. Ve bu şekilde onlara ancak onların istediği haberleri ulaştırabiliyoruz. Böyle devlet bizi, yani insanlarımızı, gazeteci arkadaşlarımızdan bahsediyorum ya da teknikte çalışan arkadaşlarımızı cezaevinde atarak, onları çalıştırmayarak, gazetecilik yaptırmaları engel olarak en azından bir süre davalar açılsa bence patır patır bunlar tahliye olmayacak. Yani çünkü bir şey yok. Yani üstlerine atılı suçlamaların bir şeyi var, gerekçesi yok ama şu anda hüküm almış gazeteci arkadaşlarımın çoğunda da öyle yoktu. Ama hiç şey yapmadan, gözlerin sakınmadan 8 yıl, 10 yıl, 15 yıl verdikleri oldu. Onlar işte dün dediğim gibi birisi öyle yani 8 yıl yattı, çıktı arkadaş. 8 yılın karşılığı olan 6 yıl işte şey, infazını yattı. Böyle bir şey var yani, devletin aklı hala bizi gazetecilik yaptırmamak yönünde. Oysa bizim gazetecilik sadece gerçekleri anlatmak. Yani onların işte sürekli baskıyla, sürekli savaşla halklar arasında kinini arttıran, yani asla işte bir arada yaşayamayacak hale getirip, ondan sonra ülkenin bütün kaynaklarını da bu savaşa yatıran, işte bu silaha yatıran, yani şimdi düşünebiliyor musun, bir devlet var ki sırf Kürtleri bombalamak için uçak almak istiyor ve bu uçağı da almak için sadece parasını vermek değil, yalvarıyor ABD'ye ya da Batı'ya. Yani böyle bir devlet aklı gerçekten akla ziyan, kendi halkına da aslında bir nevi şeydir bu, yani haksızlıktır. Oysa gerçekten de işte Kürt halkının silahlı güçleriyle, yani PKK gerillalarıyla, militanlarıyla ne deniliyorsa savaşta Türkiye devletinin, şimdiye kadarki hükümetlerin harcadığı paranın işte trilyonları geçtiği söyleniyor. Bunu Türkiye'de işte insanlara harcasaydı, ülkenin kalkınmasına harcasaydı, belki de şu anda Avrupa Birliği'ne üye olmuş, refah bir içinde bir ülke olabilirdi, devlet olabilirdi. Gerçekten akla ziyan şeyler bu. Bu akıl, devlet aklını insan anlamakta güçlük çekiyor. Valla susturulamadığı gibi daha da büyüdü. Yani dediğim gibi onlar hep, yani bu devlet aklı hep aynı şeyleri yaparak değişik sonuçlar alacağını düşünüyor. Oysa yani bize işte Nietzsche'nin lafı galiba, beni öldürmeyen darbe beni büyütür olayı. Yani biz her darbe yediğimizde gazetemizi, yeni bir gazete çıkardık, daha güçlü gazete çıkardık, daha geniş gazete çıkardık. Gazeteler yetmez dedik, ajanslarımızı kurduk. Ajanslar yetmez dedik, işte televizyonlarımızı kurduk. O nedenle biz yolumuza büyüyerek, daha genişleyerek devam ederken devlet aklı nedense aynı şeyi devam ettirmeye çalışıyor. Aynı saldırılarını devam ettirmeye çalışıyor. Yani yazıktır. Yani gerçekten harcadıkları paraya, öldürdüğü insanlara, yani insan yani şimdi 7 aydır süren sınır ötesi operasyonunda ölen yüzlerce asker için yani benim acıdığım kadar kendilerinin acıdığını sanmıyorum ve
yazıktır. Böyle bir sonuç.